Selam. Yunus Bey diyor ki bugün hiçbir işimiz yok. Dedim sana göre yok. Bana göre bir sürü iş var bugün. Mesela dün yarım kaldım. Bahçe işini halletmem lazım. Bu şey için, kümes için bir cam açmıştık ya, oradan ceyran yapıyor arkadaşlar, onu fark ettik. Oraya böyle şeffaf panel baktık. 3 metresi 600 liraydı. Şimdi Yunus'un ölçümünü yapacak. Yarın o paneli getirip takacağız. Yani şunların böyle bir coşmasını bekliyorum her geldiğimde ama o coşkuyu göremedim. Bugün de hava yani yine hani esiyor. Bak dün şurayı temizlemiştim ya. Bugün de şurayı temizleyeceğim. Vallahi Yunus istiyorsa gitsin. Ben kendi başıma uğraşacağım. Şuraya bak, şu üçgen bölüme göstereyim. Şura var ya. Hatta ne dedim biliyor musunuz? Biraz paneli şey alalım. 4 metre alalım. Komple şu demirleri, şu çatının bak şuradaki şu demirlerin o üçgen bölümü çıkartalım, oraya şeffaf takalım. İçerisi komple ışık alsın ama soğuk almasın. Nasıl fikir arkadaşlar? Bence güzel olur değil mi? Şimdi birazdan üzerimi değiştirip önce kümese gideceğim. Tavukların suyunu, yemini kontrol edeceğim. Ondan sonra da bahçeye giriş yapacağım Allah'ın izniyle. Görüşürüz. Ha, dün biz köye birini getirmiştik. Onun da tavuklar var. Gelip bakıyor. Onu akşam eve götürmeyi unuttuk. Kalmış burada. Şu an bana kızıyor ki sen beni köyde nasıl unutursun? Dedim ben hiç aklıma bile gelmedin sen dedim. Emniyet. ya şimdi erkenden gelmiş ki şey onu koyup gitmeyeyim dedim ki biz akşama gideceğiz dedim. Benim işim gücüm var şu an. Neyse diyor ben beklerim diyor. Allah'ım ben kadını hepten unuttum. Buraya da öyle dolmuş falan da gelmiyor yani. Ha? Ne yapacaksın? Annem. Ay prenseslerim. Bir de Yunus Bey'im aklıma ne geldi biliyor musun bak. Dur şu. Merak etmem değil. Dur şimdi bir şey söyleyeceğim. Şey bana aspirin katma dedi. Yine 3 paket aspirin aldım. Şuralara, şunlar şuraya tünüyor ya. Şu kuş şeyleri var ya hani tünemesinler de kümesin içi pislenmesin diye. Şu taraflara zaten tünüyorlar. Buraya tünemesinler diye. Şey alalım. Durun ayaklarınıza basın. Size artık yeşillik meşillik yok. Yemlerinizde idare edin tamam mı? Prensesler. Bak yemleri burada daha iyi oldu. Üstlerini pislemiyorlar. Görüyor musun yemlerin artık? İyi oldu. Sularını bir değiştireyim. Tazeleyeyim. Böyle 5-6 gün temiz su vereyim. Hani şeyli ilaçlı su. Şunu şuradan al. Bence de şunu al ya. Bu çok kalabalıktı. Ayağına falan düşürme şimdi. Hayır hiç takmıyoruz. Şuraya. Ha, oraya olabilir. Evet kenar olabilir. Oradan hiç şeye bakamıyorum ben ya. Yumurtalara. O zaman tetiğini üstüne koymuştuk ya. Aynen doğru. Aşklarım maşallah subhanallah size. Nerede o hasta delikli? Allah korusun. Artık yok. Siz çok genç, dinamik, sağlıklı tavuklarsınız. Bir durun. Ay bugün de var ya. Dur bakayım kol şeye bakacağım. Ay bunlar var ya ayağımın dibinde. Yunus tavukların üzerine düşürsün de. Dur onlar önce bir şey bahçeye şey yapalım salalım. Bekle bir. İçerisin. Bunlar da peşime geliyor. Bak bunlar da peşime geliyor. Alıştılar tabii bunlara yemek verdiğimi. Peşime dolaşıyorlar. Al. Dikkat et. Ay dur ayağına bastım. Şşt gel. Gel Bilibili. Siz buraya gelin. Siz buraya gelin. Siz buraya gelin. Hele lan Yunus peşinden geliyorlar hepsi. Ay şurası açıldı ya. Vallahi açıldı burası. Siz var ya siz çok mu yaramaz? Ne istiyorsunuz siz ya? Siz ne istiyorsunuz ya? Öyle şu elimi gıdıklama, elimi ısır. Bak elimi ısırıyor. Bak 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 bak. Bak büyümüş de elimi ısırıyor ya. Maşallah subhanallah. Sizin suyunuzu muyunuzu değiştireyim. Yemleriniz nasıl? Bakayım bir. Yemleri de bitmiş ya. Doldururum hadi gene.
Anlaşıyor musunuz? He? Arkadaşlarınızla. Böyle bu telin dibine yığılıyorlar ya, koskoca alanlar var. Geliyorlar buraya böyle. Bunlar dışarı mı çıkmak istiyor ya? Biraz daha büyümelerini bekliyorum ki herhangi bir şey olmasın yani. Neyse. Bu arada şu kurtan tavuğuma bakacağım da bir türlü bakamadım. İyi maşallah. Bakalım. Ey garibim, seni de o kadar elledim ki. İnşallah yumurtalarım. Bak buralar hep pislemişler, görüyor musunuz? Buraya bir şey çakmamız lazım ki buraya tünemesinler. Tünek yerleri burası olmasın. Yunus şuraya yapıyor. Arkadaşlar buradaki o tüneme tahtasını Yunus kaldırdı. Buraya tak. En güzeli. Vallahi iyi akıl etti. En azından o pislikler orada birikir. Oradan temizler, bahçeye dökerim hani. Şeyli olmaz. Burası hep saman. İşte buğday var. Buradaki samanı kullanamıyorum ama diğer türlü inşallah daha da güzel olur. Gel gel. Sen de zıpla. Düz mü? Az daha kaldır. Tamam. Düz. İyi oldu böyle. Hem de şu ortadaki kalabalık kalktı yani. Yumurta falan bakmaya etrafı dolup dönüp dolaşıyordu. Az daha mı dipten yapaydın ya? Niye çok ileriden yaptın ki? Dur bakayım şu kenarda. Ya pislik şurada kalsaydı dedim. Yunus az da arkaya doğru itsene ipi. İtemiyorum. İtemiyorum. İyi. Duvar dinlememişti. Hayır, şunun dibine yapsın. Az böyle. Tamam. Yani illa şimdi benim yaptığım olmasın diye. Hadi yaptım ya. Oraya yapsın, biraz daha açık yap. Diyeceğim. Neyse sen dışarı çıktığında ben onu hallederim. Prensesler. Hayır ben, sen git. Benim daha işlerim var. Sen git ayağına, ben suları falan değiştireceğim ya. Hayır, bunu günlük değiştirmesi gerekiyor. Normalde 2 saate o suyu koyup değiştirmem gerekiyor da benim o kadar vaktim olmuyor. Şimdi şu suları falan bir değiştirip geliyorum arkadaşlar. Hey, ne gördüm ne gördüm. Bu kuş nasıl girmiş buraya? Girmiş çıkamıyor işte. Girmiş çıkamıyor. Nasıl girmiş? Nereden girmiş? Girmiş, bu aralarda girmiştir. Çıkacak. Anam şimdi çıkamıyor işte. Ve hastalığı bu kuşlar getiriyor, biliyor musunuz arkadaşlar genelde? Tavuklar da Yunus'un peşine gidiyor. Heh, şimdi yakalarsın. Anam çıkamıyor ya. Kuzum. Ölmez. Ha, çıktı çıktı. Ana. Ay ölecek var ya bu. Ay izin de vermiyor ki, dışarı atalım onu ya. Tamam yakaladı. Nereden şefçişim atacağım? Dışarı çıkması gerekiyor. Şuradan çıkarsın ha. Hadi uç git. Ha. Özgürlüğüne kavuş. Nasıl girmiş buraya ya? Her tarafını güya kapattık. Yani girmiş, çıkamamış. Dur şunlar ne? Bir şey olmaz ya. Dur şu suyu da bir değiştireyim suları arkadaşlar. Ne göstereceğim? Bak kork yatan tavuk kalktı. Görüyor musunuz? Bak suyunu içiyor. Ay kuzum benim ya. Hani diyorduk ya acaba kalkmıyor mu? Kalkıyormuş. Suyunu falan içiyor. Şimdi suyunu falan değiştireceğim. Yattığında. Çok tatlı ya. Maşallah. Ha şuna bak, şuna. Şuna. Firar edecek ya. Ya resmen firar etmek için uçuyor. Çitin kapağını açmaya çalışıyor bak. Annem. Neyse şöyle rahat bırakayım da suyunu falan içsin. Pardon, sizin derdiniz ne? Şimdi sizin suyunuzu da bir alayım. Çünkü değiştireceğim suyunuzu. Bak 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 içi. Bak oturuyor bak. Heh. Ay bak gitti, yerine konuyor, görüyor musun bak şimdi. Bak ha maşallah, subhanallah. Allah'ım nasıl yaratmış ha. Allah nazarından saklı. Bak hepsini şöyle altına şey yapıyor. Siz şu an görmüyorsunuz ama şöyle göstereyim. Şöyle. Şu gösteremiyorum. Netleştirmiyor. Yani kendi yerleştiriyor arkadaşlar yumurtanın altına. Kendini yerleştiriyor daha doğrusu. Maşallah ya. Şunlar sularını da değiştireyim.
Koş, uç. Uç. Hayır, uçma. Aşağı in. Aşağı in, suyunu alacağım. Bu var uçacak gibi. Nasıl alacağım şimdi suyu? Evet. Bütün bak sular o kadar kirlenmiş. Yani bunları temizlemem lazım. Bak hemen suyun başına üşüşüyorlar. Görüyor musunuz? Ay maşallah, şimdi hemen şunları bir yıkayım, doldurayım. Şey yapmayacağım ya. Sadece sirkelerini katacağım sularına. Tamam, yeter. Fazlası yok. İnanın artık daha ben de yoruldum. Çünkü hemen şunları yapıp geliyorum. Şöyle sularını tazeledim. Şimdi tekrardan şuraları bir süpüreceğim arkadaşlar. Her geldiğimde buralar süpürsem, bir de bunların içinde süpüreceğim. Baksana ne hale getirmişler. Görüyor musunuz? Hep şuraya tünemekten. Buraya böyle bir şey yapmamız lazım ki tünemesinler ya buraya. Bir süpüreyim de tertemiz edeyim. Şurayı yeniden bakın. Şöyle temiz olsun değil mi yani? Elimden geleni yapayım en azından. Evet, kümesi tekrar süpürdüm. Ama anında işiyorlar yani. Şöyle her tarafını temizledim. Sularını tazeledim. Sirke kattım. Gurk yatan tavuğum da şöyle içeri elimden geldiği kadar süpürmeye çalıştım. Suyunu değiştirdim. Bakayım yumurta yapmışlar mı? Ha? Şöyle. Ay maşallah maşallah. Allah'ım nazarından saklasın. 2, 4, 6, 7. Şu küçükler kalacak. Bunları almayacağım. Belki öbür tavuk kurka yatarsa dursun. Şunları alacağım arkadaşlar. Burada. Bir ara burada çok yapıyordular yumurtalılar. Daha yok ya. Daha bunları yumurtlayan yok. Boşu boşuna mı yaptık? Neyse, renk kattı buraya. Şu benim selam orada mı Yunus? Yumurta selam. Getirsen onu. Nasıl olmuş böyle? Yazın da bu samanı komple kaldıracağım, söyleyeyim. Bahçeye atacağım. Burayı süpüreceğim. Kışa doğru tekrardan saman sererim ama yazın bitlenmesinler diye kaldıracağım arkadaşlar. Ver. Sadece büyüklerini alacağım. Küçükleri kalacak. Küçükleri. Ya öbür tavuk şey gibi. Sen gurka yatacak gibi. Yatmasın gurka bak. Ya dur. Yatmazsın dedim. Hayır. O ben bir gurk vakası daha işleyeyim. Ya hayır Yunus, hayır, lütfen hayır. Kesinlikle, kesinlikle. Ya lütfen. Ya şunları bırak. Yunus, onları bırak. Lütfen. Lütfen. Yunus. Tamam, bitti. Tamam, lütfen. Ya. Hayır. Tamam, ben götüreceğim. Hayır, ben götüreceğim. Tamam, bırak. Tamam. Hayır, ben götüreceğim. Tamam. Lütfen, tamam, götüreceğim. Hayır dedim. Hayır, ben götüreceğim. Hayır, bırak şunu. Ya gurk tavuğumun yumurtalarını aldı ya. Belki gurk yatacak. Ana yumurtalar aldı gidiyor arkadaşlar. Mahvetmedim tamam mı? İkinci de tecrübe ettik işte. Bırak, kendi oturdu zaten. Neyse, ben bir bahçeye gideyim arkadaşlar. Sular tazelendi. Yemlerini verdim. Yumurtalar aldı gidiyor. Allah'ım dedim, belki gurk yatar dedim öbürü ama yumurtaları aldı götürdü. Üzgünüm. Heh, bu arada bunu yakından göstereyim. Şu bölüm var ya, şu bölümü açtırmak istiyorum. Şu bölüm, şu üçgen bölüm. Dedim buraya şeffaf panel yapalım. Hem kapalı olsun, soğuk girmesin, hem de komple buraya ışık girsin arkadaşlar. Nasıl fikir? Buradan açık olduğu için, sadece tel olduğu için çok kötü ceyran yapıyor. Ve bu da tavukları hasta edebilir ondan dolayı. Şey yapalım benim. Buraya şeffaf panel yapalım. Yunus. Şu şeyi al, gel. Stüdyoyu al, gel. Niye? Ha, şeyi temizleyecek herhalde. Garajın içine temizleyecek. Yunus, sen benim dediğimi anladın. Ha, yumurtalar niye göre? Elinde yumurtalar hala. Ne yapacaksın şu an? Söyle. Şu arabaya yaz. Ver bana şunu. Tamam, hayır, şunu. Hayır, hayır. Sen şunu al. Neyi alayım? Şunu süpürge, şunu. İki tane söyledim, 10 kere söyledim. Hayır, şunu ben nasıl alacağım? Yem var onda tamam, yani. Tamam, ben çekeceğim. Al abi. İnatla yumurtaları al, bana vermiyor. Aldım, al. Aa, şaka gibi. Şaka gibi değil mi? Ben bir şaka, sen bir şaka. Gerçekten şu hayvanlara bir soralım bakalım. Sen bir şaka, ben bir şaka. Kına geldi.
Ya ver yumurtaları götüreceğim eve. Sen kafayı mı yedin ya? Ver yumurta. Yumurtalarını ver. Hadi. Tavuk çıkacak hadi. Ay, ne var orada ya? Durun 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 dur. Git anneciğim, annem git. Annem git. Hayır buraya değil. Hadi git. Neyse ben şunu bir çıkartayım arkadaşlar. Görüşürüz. Ya, yumurtalar almış gidiyor bak, vermiyor bana. Geri koyarım diye şey yapıyor bak. Koyacağım ki onları geri. Şimdi o yumurtaları ne yapacak? Yukarı götürecek. Hepsini gizlice getireceğim, geri koyacağım. Sanki onu takip edecek. Şu garajın içini temizleyecekmiş. O garajın içini temizlesin. Ben de bahçede geri kalan yeri çapalayayım arkadaşlar. Orası bahçeyi bitireyim bugün. Çapalama işim bitsin yani. Sadece kenarları yapacağım. Bakayım. Komşum da bana bakıyor. Diyor ki bu deli ne yapıyor? Dur kapat. Kız yok ya. Hasta falan, hasta falan değillermiş. Dur geliyorum. Yemin ediyorum. Hiç görmüyorum bunu. Gelmiş kurulmuş baş köşeye ya. Ya bu... Hey uçan kedi. Uçan kedi. Ne işin var burada? Senin ne işin var burada? Tındıklama beni, tındıklama beni. Pati, patilerini. He? Ah keyfin keyif valla. Resmen çatıdan giriyor. Bak hiç görmedim. Ben şimdi fark ettim. Gelmiş böyle kurulmuş yatıyor. Ah diyor. Bu evin paşası benim. Ah geril geril geril. Geril. Ne göstereceğim şimdi size. Yunus şu fileleri çıkarttı yıkanacak. Şuraya. Şöyle yukarıdan yazın diyor file çekelim. Güneşten korunmak için. Her taraf çamaşır. Buraya bence ilk önce çamaşır ipi lazım. Dün çamaşırları yıkadım, böyle serdim her tarafa kurusun diye. Hele şuraya her taraf çamaşır dolu. Bakayım bugün diyor bahçeye girilmez diyor. Yine böyle bir bahane. O şeyi temizleyecekmiş. Bana da izin vermeyecek gibi var ya. İzin vermeyecek ki şuralar bir güzel otlarını yollayayım. Şu an toprak böyle nemli ya, otu kolay bir şekilde çıkıyor. Ama esiyor yani. Bugün de hava böyle rüzgarlı arkadaşlar. Az önce şuradan bir fare geçti arkadaşlar. Hayır çöp değil, onu şeye koy. Var ya, kireç var, sıva var, nohut var, arpa var. Hepsini fareler bir güzel didiklemiş. Bak, çöphaneye dönmüş burası. Görüyor musunuz? Bak, fareler darma duman etmiş burayı. Şimdi Yunus burayı boşaltıyor, şuraya taşıyor. Ya o kadar karışık her yer. Şuraya taşıyor. Çok karışık. Dur. Mesela burası var ya, komple hepten dışarıya çıkacak değil mi? Atılacak. Ama işte ona da bir güç yetmiyor. Şöyle her yer karışık. Neyse biz sadece şurayı bir temizleyelim dedik. Çalışma alanımızı temiz olsun. Daha doğrusu Yunus temizliyor, ben izliyorum. Kedi. Neyse yakma işleminde yardımcı olur. Ivır zıvır da. Temizledikten sonra da arkadaşlar sonrasını çeker gösteririm inşallah. Yunus güya yemleri götürüyor arkadaşlar. Hep yola döke döke gidiyor. Bak izi görüyor musunuz? Bütün yemi döktü. Kuşlar yesin diye biraz da. Ha düştü düştü düştü. Düştü. Ama ben sana gel diyorum. Benden ne alakası var? Hiç olmaz. Tamam, gerçekten böyle bir kendi düşürüyor benim üstüme. Ya bir git ya. Sanki ben zaten arkandan koşuyordum. Beceremiyor, benim üstüme atıyor sonra. Allah Allah. Ya Yunus beceremediğin işi başkasının üstüne atma hadi. Getir. Hep buraya döktü. Hı? Aç kapıyı. Vallahi var. Gel hadi çık. O hareketi bir daha yap. Yap o hareketi bir daha. Yap. Ama bir kilo buğday. Ulan bir kilo buğday döktün getirerek. İşten soğuyorum. Gerçekten. İşten sonra bir kilo buğday. Gerçekten soğuyorum işte. Neyse hadi tamam hadi gidelim. Yanında kamera çekeceğine gel tutarım çoğalı. Tamam. Hadi. Aç anam, şu kapıyı aç. Anam. Bütün arpayı buraya döktü. Neyse. Artık diğer tavuklar gelir yerler. Sen git geliyorum ben. Ne it dizisi ya?
He 10 liralık. Getireyim anahtarı, burada dursun mu? Dursun. Döke döke geldi. Ha, bir çuval da oraya. Bir çuval da buraya. Ay, ben gülünce sinirleniyor. Bir çuval da buraya düşürmüş. Çuvalları hep fareler yemiş. Bak görüyor musunuz? Hep fareler yediği için de anam dur ben bunu bir toparlayayım arkadaşlar. Yazık günah ya. Şunun içine doldurayım bir dakika. Bak yazık günah değil mi? Dökün. Olsun diye bir şey olmaz. Bir şey olmaz olur mu? Anam toparlayamadan toparlayamıyorum ya. Dökülüyor habire. Leyla abla komşu tavuklar buraya yolla. Gidiyorlar. Zaten bak gidiyorlar tavukları. Şimdi bulurlar arpanın yolunu. Hadi size afiyet olsun vallahi. Yazık günah. Bir yığın arpa döküldü. Şuralar hep arpa oldu artık. Yesin dursunlar hayvanlar. Baktın ki öbür arabayla döke döke geliyorsun. Dur bakayım dur. Neyse şöyle komşumdan az kül aldım, odun külü. Civcivler şey yapıyor biliyor musun? Eşinmek istiyor. Fark ediyorum, onların oraya dökeceğim biraz. Eşinsinler de. Dur 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 koşuyorum. Şu kapıyı bir açayım da adam sinirlenmesin. Evet koşuyorum. Burayı ne güzel temizlemişti. Çünkü bakıyorum bunlar eşinecek yer arıyor biliyor musunuz? Abi çekeyim. Bak bak bak. Bak şuna bak şuna. Şşt kaç oğlum. Annem aşağı in. Aşağı in. İnmiyor lan. Ay, ay sizin ben he. Rahat vermiyorlar. İn şunu tutsana. Kafama düşmesin dünkü yük. Düşsün tamam. Gelin. Şurada bir eşinin diye getirdim. Ha, eşinsinler diye külü getirdim ki eşinecek yer arıyorlar çünkü ayaklarıyla. Ha, biraz eşinsinler bak. Şu kapılar var ya, o kadar çok işimize yaradı ki bak, bunlarla kümes yaptık. Buraya böyle bak çalışma alanı yaptı Yunus. Yani hani bizim en çok işimize yarayan şeyler şu kapılar oldu ve bunlar ta seneler önce Bayburt'tan gelmiş arkadaşlar. Hakiki neydi? 90'lı yıllarda. Yani neydi bunun şeyi? Ceviz miydi? Neydi bir şey diyordular bunun için? Ceviz olabilir. Yani kaliteli bir tahtası var öyle söyleyeyim de anlayın arkadaşlar. İyi yapmışsın. Vallahi aynen çöpe atmadık. Bak bize çalışma alanı oldu. Şimdi buralar tertemiz yapınca, bak burayı boşaltınca bak ne güzel oldu. Görüyorsunuz değil mi? Yani yaparsan bağ, yapmazsa yok yaparsan çalışma alanı, yapmazsan çöp hali. Ne arıyorsun? Al. Bende var vida. Şu cam kısımları kapatıyor ki kırılmasın. Uzunlarından. Dedin biraz, ya. Bir tık uzunlarından. Ha, küçükleri de mi seçmişim? Neyse şurayı yapalım da arkadaşlar. Geliyorum. İyi, nereye gittiler? Bak Allah'ım fare. Bak 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 görüyor musunuz? Akşama Yunus'a yemek. Evet. Hani? Aa bu burası fare kaynıyor. Bak bak bak. Ben burayı komple temizlemiştim. Gelme gel gelme burada fare var. Fare dolu burası. Nereye gittiler? Yunus. Resmen bak. Bak bak. Her taraftan yemiş fare şey yapıyor. Aç bakayım ne çıkacak. Bütün çadırı yemişler değil mi? Bak bak. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Temizlik yaptık. Şöyle. Önce şunların altını hep boşalttık. Şuraların altını süpürdük. Bütün malzemeyi üste koyduk. İşe yarayanları. Yaramayanları şöyle içeriye aldım. Buralarda biraz süpürdüm. Kendimce. Yani ıvır zıvır. ıvır zıvırı buraya tıkadık. bir yerden aldık bir yere tıkadık yani. Ne yapayım ya. En azından gözükmüyor pislik. en azından pisliği kapatıyoruz kapıyı açınca. Şey yapacağız şimdi yarın da bütün malzemeyi aşağı inenleri güzel aşağı koyacağız. Bir bana çalışma alanı olacak bir de Yunus'a. Çünkü benim de kendi işte bitkilerimi aldığım ürünlerim var. Bak hep karıştı burada mesela ürünler. Boyalarım var. Dedim ki bana da bir tezgah ayarlayan o kadar yardım ettim sana. Ama güzel olmuş değil mi yani? En azından o pislik bir kalktı.
Yarın tamamıyla tertemiz olacak burası inşallah. Şimdi biliyorum diyeceksiniz ki şuraları bir boyayın, sıvayın ama o kadarına da gerek yok. Şöyle önümüzü açacak kadar temizlik yapsak yeter. Ne demek istediğimi anladınız siz arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Bu kadarı bile bence güzel. İnanılmaz toz olduk. Bir toz, bir pislik vardı burada. Fareler vıcık vıcık böyle kaynıyordu resmen. Şu an hepsi yok oldu arkadaşlar ya. Temizlik boşuna imandan gelir dememişler değil mi? Evet arkadaşlar bakın bu ne biliyor musunuz? Bu evelikmiş. Evelik mi bu? He. Evelikmiş. Bundan çok güzel lor dolması olmuş bakın. Lor dolması olur. Şey, yemek olur. He, yemeği borani doluyormuş. He, borani doluyormuş. He. Bak bir çuval toplamışlar. Oh ne güzel. Götürüyor işte köy. Büyük bir nimet. Topla götür. Şehirde pişir. Neyse burayı biraz temizledik. Şimdi ölçü alacağız kümesten. Artık gidelim diyoruz. Yeter yorulduk. Vallahi üstüm başım toz içinde. Dur bakayım Yunus ölçüm yapıyor. Yunus oraya mı açacaksın camı? Oraya mı açacaksın? Ha dur daha mantıklı değil mi? E orayı nasıl yapacaksın? Orayı kestin. He şu ön tarafı açacakmış arkadaşlar. Ortadaki bir tanesini açarız. He. Ortadan bir tane açarız diyor. Kesmeye de gerek yok, biçmeye de gerek yok. Al direkt tak oraya doğru. Aynen. İyi tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. Yorulduk. Çöpleri de yaktık. Mecbure. Ay üstüm başım toz içinde. Sakallarım pas içinde miydi neydi? Neyse Yunus'un sakalları pas içinde. Haydi görüşürük. Selam canlar. Evet biz yine dayanamadık. Köye gidiyoruz. Hava o kadar güzeldi ki şu an böyle bir şey oldu hava. Değil mi? Böyle bir kapandı gibi. Şey çıktığımızda var. O kadar sıcaktı. Tozlu bir hava var. Evet böyle boğuk bir hava var yani. Bakalım o yarım kalan işimizi dedik bari yaparız. Maydanoz aldım tekrardan. Maydanoz tohumu. Bir arkadaş şey demiş. Maydanoz tohumunu bir poşete doldur. İçine su koy. Yani tohum ıslansın. Tohum poşetin içinde şey olsun. Çillensin mi derler ne derler. Filizlensin yani. Ondan sonra toprağa şey yap. Yani şimdi öyle mi yapsam diyorum acaba tutar mı? Çünkü toprak da zannedersem karıncalar götürüyor ya. Geçen çünkü ektiğimde orası hep karınca doluydu ve bence karıncalar tohumları yedi gibime geliyor arkadaşlar. Ama tabii ki dediğim gibi pes etmedim. Yunus önüne bak. Mustafa ya. Ve ikinci paket, iki paket bayağı bir şey aldım maydanoz. Ve bundan sonra da asla maydanoza şey yapmayacağım. Kökünden almayacağım arkadaşlar. Makasla keseceğim. Öyle ömür boyu devam etsin. Bakalım bir köye gidelim bakalım neler olduğunu paylaşırım. Şuraya gelince böyle içim açılıyor. Neden? Neden içim açılıyor acaba? Evet. Bak bunlar. Görüyor musunuz? Üç dal olmaya başladı salatalıklar. Bunlar büyüyecek de fide olacak da toprağa dikilecek de oho. Ölme şeyim ölme. Bu da marullarım. Bence marullar toprağa dikilme kıvamında değil mi? Yani marulları bence şey yapayım o toprağa ben bir gübre getireceğim. Bir el arabası dahi olsa. Marulları bence oraya bir şey yapayım. Bakayım domateslerim ne durumda. Abi o dünkü astığım çamaşırlar hep uçmuş yerlere. Hava böyle hem esiyor hem sıcak değişik bir hava şeyi var. Bir dakika Yunus. Niye böyle Yunus bir dakika. Bekle. Niye bunda böyle bir yapraklarında bak sarama var. Net göz göremiyorsunuz şu an. Bir dakika. Böyle yapraklarında şey var arkadaşlar. Yaprakları sararmış gibi. Neden acaba? Bunlar da yani domates fidelerim de okey hani. Şunlara bakın ya soğan var. Bakın sana soğan oluyor. Bunların dibini mi alıp dikeceğim sonra? Bunlar da bakayım. Fesleğen. Bu neydi? Kekik. Burada kapya biberim var.
çok rüzgar var. Rüzgara bakın. Şuraya ben gübre getireyim de gideyim hiç üşenmeden. Bu marullardan oraya bir güzel dikeyim ben. Biraz seyrelteyim marulları artık yani. Aslında şuralara da hep marul dikebilirim. Bak şunun kenarlarına. Ne olacak sanki? Tavuklarıma veririm yani yaz boyunca. Güzel olur bence. Neyse bir üzerimi değiştirip aşağı ineyim arkadaşlar. Bunlar hepsi birbirine savaş yapıyor. Niye? Baksana hepsini ayırdım ağzını. Oraya koydum, oraya koydum, oraya koydum. Hayırdır? Hepinizin önüne ayrı tabak mı koyalım biz? He? Anlaşmanız lazım birbirinizle. Yunus, el arabası bana lazım. Niye? Az gübre getireceğim şeyime. Marul ekeceğim yere. Bir de burayı da dökmüş. Ah, ben buralar süpürmüştüm. Batırın bakalım. Hayırdır, sana tabak kalmadı mı? Sana bir şey kalmadı mı? Yani sana seni ayırdılar mı? Seni dışladılar mı? Ya hayır, dışlamamışlar yok. O halledi kendini. Bu yemem halledi. Hani öbür hamile nerede? Hamile kedimiz nerede? O piyasada. Ha, şuraya da koymuş bak. Ta orada da var. Getir onu buraya yesin. Neyse çok iş yapma. Şu el arabasını alıp da gideyim ben bir gübre getireyim arkadaşlar. Artık kendi işimi kendim halledeceğim. Bugün bir Allah kolaylık versin. Bugün bir takipçim bizi durdurdu. Diyor ki o bahçeye gübre lazım, gübre. Dedim ki lütfen eşime söyleyiniz, bana değil. Gübreyi getirecek olan eşim ama dedim beni dinlemiyor. Hiç duymamazlıktan geliyor. Bak, duymamazlıktan geliyor şu an benim. Neyse ben el arabasını alayım da arkadaşlar gideyim. Şu tohumları şuraya koyayım, sonra gelip buradan alıp ekeceğim bahçeye. Bu da uçan kedimiz. Heh, o tohumlar da ye. Formatı kontrol edeyim. Ne yapıyorsunuz burada kapının dibinde? Hı? Nasılsınız? Sizi bir dedim bir kontrol... nohut hep buraya dökmüşler. Yani olacağı buydu. Değil mi? Olacağı buydu. Sayınız tamam mı lan? Dur bakayım. Sıraya dizilin. Hadi. 1-2-3 şey. Hadi. Sıraya dizilin bakayım. Bir bahçeye de bakayım. Şunlara ya, zannediyorlar böyle yeşillik falan getirdim. Alıştılar ya böyle. Sularınızı bir dökeyim. Ay ay pardon. Pardon, çok özür dilerim. Sularınız bak yerden içiyorlar. Yerden içiyorlar. Durun. Tazelensin sularınız. Değil mi? Prensesler, iyi misiniz? He? İyi misiniz canım? Şu çok mu yüksek olmuş ya? Neyse az boyunları uzasın. Sen de oraya çık, şuraya şey alacaktım. Bak unuttum. Bakayım. Ne var ne yok. Şu bahçeye bir bakacağım. Maşallah maşallah. Bunlar acaba yumurtlamaya mı şey oldular böyle? Yumurtlamaya falan mı başlayacaksınız? He? Annem. He? Yumurta verecek misiniz anneye? Kurt tavuğumuz ne durumda? Okey. Yatıyor. Yani. Ayağımı yiyecekler. Hadi gel bir bahçeye bakalım. Hoş kız. Resmen kafasını kaldırmış bana bakıyor ya, bir şey getirdin mi diye. Ben size ne yapayım bahçeden ne getireyim size ya. Bunlar alıştı yeşilliğe. Resmen bekliyorlar bak. Oy kuzularım. Maşallah subhanallah size. Allah'ım sizi nazarından saklasın. Durun. Şöyle. Ayaklarına basacağım da çok korkuyorum. Prenseslerim. Heh. Ben size bugün bahçeden biraz yeşillik getireyim, tamam. Biraz şeyden yapayım ya, şu neydi, pazı sapı mıydı, onlardan getireyim de yesinler değil mi? Bunlar çünkü bekliyorlar. Bakalım civcivlerimiz ne durumda. Anam çıktı dışarı. Kız içeri git. Ay. Kız hemen uçuyor ya. Hemen uçuyor ya. Bak şu var ya çok fena. Dur şunu. Suyunuzu bir şey yapacağım. Ayaklarınız ıslanmasın diye ama. Durun. Dur. Kafama düşüyor şu. Şu an ayaklarımı şey yapıyorlar. Çekil. Şöyle suyunuz bir tazeleyin. Ya resmen altına gir. Niye böyle bunlar ya? Bak altına giriyor. Ondan sonra ayağı falan takılıyor. Görmüyorum.
Bak yerdeki suyu içiyor ya. Kül getirmiştim. Külden eser kalmamış. Ya burada duran taze su içmiyor. Bunlar da bak. Abo! İn aşağı. İn aşağı. İn. Dur. Dur annem aşağı in. Annem aşağı in ha. Ay. Kız açmaya gelmiyor. Ayağımın dibinde. Tamam. Ben size durun yeşillik getireceğim. Alışmış bunlar çünkü. Getireceğim. Nohutu da dökmüşler oraya. Her tarafı karıştırmışlar. Allah bakayım. İnşallah da bir şey olmaz. Yumurta yaptınız mı? Hı? Anneye yumurta yaptınız mı? Buraları hiç yapmıyorsunuz dediğim bir tane yumurtam var. Bak buraya yumurtlamışlar. Şunu şuraya alayım. Kız. Hele şunu. Oo iyi maşallah. Dün toplamıştım. Bugün yine bak. Bundan 5 tane oldu. Bunları şey yapacağım. Küçükleri biriktireceğim. Dolaba koymuyorum arkadaşlar. Gizlice biriktiriyorum. Tavuk kurk yatarsa diye. Allah'ın nazarından saklasın sizi. Maşallah subhanallah. Neyse ben size gideyim de bahçeden biraz yeşillik toplayayım. Ayağımı yeme. Bahçeden biraz yeşillik toplayayım, tamam mı? Tamam mı prensesler? Az şeyin şu kümesi biraz şey mi koysam, saman mı koysam ya? Küçük civcivler biraz eşelenir. Ben oraya biraz saman doldurayım, durun. Bunlar da gıdaklamaya başladı artık. Yani bunlar da yumurtlama şeyi yaklaşmıştır değil mi? Hadi bakalım inşallah. Resmen gıdaklıyorlar. Diyorum ki yumurtlama şeyler yaklaştı mı acaba? Zaten durun. Bakıyorum şimdi. Oğlum dur. Kızım dur. Bir dur. Biraz şey dökeceğim ya. Saman dedim. Bunlar izin vermeyecek. Dedim biraz saman dökeyim ama. Şuraya daha tünememişler. Hiç şey yok. Durun geliyorum dur. Ben size bahçeden yeşillik getireceğim. Hadi bahçeye. Kış 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 kış. Kış 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 kış. Hadi bahçeye. Hadi maşallah size. Sen de oralara çıkıp işeme. Heh, şu da bunlara sataşıyor. Bunlar da bak dibinde. Heh, koşun koşun peşimden koşun. Ay, dur da nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım ben şimdi kapıdan? He? Kış. Kış. Hadi. Hadi kış. Hadi kış. Çıktım. Vallahi yeşillik bekliyorlar ya. Şey yapsam da ben onlara biraz yeşillik getirsem. Aslında diyorlar ki bahçeye gübre de döksem eşinirler yani. Bahçenin toprağını da biraz eşelemem lazım. Bakayım bugün vakit bulursam bunlardan yapacağım inşallah. Şu gübreden alıp geleyim. Bahçeden getireceğim ot da buydu zaten. Şu hemen kümesin dibinde bitmiş. Hemen şunu güzel. Şimdi şey yapıp tavuklara vereyim. Aha. Ben şimdi bunu... Bak burada da var. Dur şöyle tek tek kopartayım. Yani bunu da bilmiyorum pek yiyorlar mı ama gene de yeşilini yerler yapraklarını. En azından onlara bir yeşillik bekliyorlar çünkü. Şöyle değil mi? Yazık ya alıştılar ya. Hani vermeyin diyorlar ama alıştı bunlar da bekliyor resmen. Şu ne? Bu da mı bundan? Vallahi şu otlar falan var ya çoğu diyor ki yeniyor bu otlar. Yani inanılmaz şey geliyor, yorum geliyor. Bunlar şöyle şöyle kopartayım. Gitsinler tohumlarını falan. Zaten bunlardan bir şey olmuyor. Değil mi? Heh. Fazla fazla var. Oh. Bak hal üstünü çıkartmamış bu adam var ya. Hani dedim gelir böyle gübre alırken yardım eder ama hiç kıyafetlerini bile değiştirmemiş. Şunları doğrayayım da tavuklara atayım. Ay gelin. Şuraya mı atsam acaba ya? Anam üstüne çıkacak. Durun gelin. Gelin bahçe. Hadi bahçe. Haydi bahçe. Dur sizden önce ben gideyim. Sizden. Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç. Senin ben. Size. Kız bir kaçın vereceğim hepinize.
Ana. Ah, alın hadi. Alın alın alın. Alın. Anam bunlar var ya yeşilliğe alışmış da. Alın hepinize göre var. Alın. Hepinize göre yeşillik var. Vallahi doğrayamadım ya. İzin vermediniz ki doğrayayım. Güzel yiyin diye ama neyse artık kendiniz kopartın yiyin. Ne yapayım? Hah, ayağımı dayı. Koymuyorlar ki. Doğrayayım. Hani bunu böyle bir şey zannediyorlar. Halbuki çok da sevdiği bir yeşillik değil gibime geliyor. Bakayım ama yine yiyorlar herhalde. Maşallah subhanallah. Heh. Hadi siz yerken ben kaçayım. Gübre getireceğim de. Şeyleri hiç civcivlere getiremedim. Dur onlara da bir şeyler alıp geleyim. Bunun ayağında şey var. Bakın ayağını ezilmiş görüyor musunuz? İşte böyle ya birbirine çıkıyorlar ya biz eziyoruz görmeden. Ya suyu koyarken eziliyor. Hadi geç. Hayır. Hayır peşimden gelme. Şşt. Kış. Zar zor çıkıyorum ya. Bak ötüyor bir de. İyi oldu. En azından biraz yeşillik özlemişler yesinler. Diyorum ki üzerini değiştirmeden neye geldin? Ben şimdi bu gübrenin yanmış olduğunu nasıl anlayacağım? Hangisi yanmış gübre? Ha? Leyla şuradan alıyordu bak. Ha? Şurası. Ne olmuş? Ha bak şurada şurada Leyla şuradan alıyordu. Evet. Ha kararmış olunca yanmış mı oluyor? İyi ne oldu? Ne olmuş? Oh mis gibi tezek kokuyor. Alış böyle kokulara. Da şuraya nasıl gireceğim? Şurada yanmış var da oraya nasıl gireceğim onu düşünüyorum. Sen o üstünle bir kere bırak. Üstünü şey yapacaksın. Git üstünü değiştir de Yunus rahat rahat çalışmak için ya. Ya hiç kusura bakma. Ruh haline de başlatma şimdi. Hadi çalış. Gene Yunus'a yaptırıyorum. Ben de geleyim mi? Yunus çuval mı getirsek acaba? Gideyim çuval alıp da geleyim mi? He? Çuval. Abone gel diye el araba alıp da gelin. İşte el arabasını nasıl alacaksın? Arabayı nasıl götüreceğiz oraya? Şimdi Yunus kusar ha. O bu koku hiç gelemiyor. Nereden geçireceksin? Ay. Burası gübre dolu. Şurada yanmış gübre var. Bak şunu alıp bahçeye iki şey döksek yeter yani. Ne derler? Kepçe. Ama adam tembellikten. Şimdi sadece çileklerim ve marullarım için alacağım. Biraz gübre bakalım. Çünkü gerçekten lazım. Artık toprak çok verimsiz, vitaminsiz. Gübre olmadan olmuyor. Evet Yunus'a gübre aldırttırıyorum. Şurada buldu yanmış gübre. Bakayım. Uyanmış mı şimdi? Evet. Uyanmış gübreymiş. Leyla abla şuradan alıyordu. Görmüştüm. Çiftçinin hakkı yeni mi lan? Şuradan alıyordu. He? Ne? Çiftçinin hakkı yeni mi? Yenmez de. Taşlayalım. Biraz şey. Sen römorktan nasıl alacaksın Yunus? Ya bu altı da yanmış bunda şey. Hmm. Ben şey yapmasın diye piştik. İyi bir römork şey. En azından şu marulların dibine dökelim de. Tohumla şey yeşilliklerin falan çileklerin. Çok verimsiz ya. Vitaminsiz şey toprak. Şuradan traktörle gelse şuradan iki şey alsa. Kepçe bahçeye fazla yeter. Ah Yunus ah bir de üşenmesen var ya. Harika bir adamsın da. Güzel mi? Ben çok kötü bir insanım ben. Ya, çok kalbin temiz kendimden çok iyisin. Ama keşke bir üzerini çıkartsaydın da rahat çalışsaydın. Ne? Yani biz bugün o şeyi de yapacağız. Çalışmaya yetiyor. Çalışırsın. Ya bu rahatsız. Çalışırsın. Şimdi... En azından o tezgahları tezgahtakileri aşağı indirelim. Dibinden al. Yunus orada tohum muhum yok değil mi aldığın yerde? Yanlış tohum varmış. Neyse arkadaşlar bakın.
Bu yanmış gübreymiş. Görüyor musunuz? İnşallah Allah'ım. Artık şu toprağım bir verim alsın ya. Yani zorla da olsa Yunus'a gübre aldırttırıyorum. Ne bak ya? Hı? Yani normal doğal bir koku Yunus'cum. Hani doğal parfüm kokacak değil. Kokuya bak diyor Allah. Neyse şunu bir iş yapalım, halledelim de arkadaşlar bahçeye götürelim. Tamam getir. Kreven olsun. Hadi görüşürüz. Hadi. Ne oldu? Bu iş olacak Yunus. Olacak işi. Yani çok şey yapıyorsun da olacak olacak yani derler yani. Ne olmuş? O gübre. Tamam mı? Ona gübre gözüyle bak. Şimdi ben böyle bu kokulardan rahatsız olmuyorum ama Yunus rahatsız oluyor, kusuyor, midesi bulanıyor. Bir işi diyor çok şey yapıyormuşum böyle. Her gün bitirene kadar zorluyormuşum. Ya o iş olacak yani, o bahçeye gübre atılması lazım. Bahçe verimsiz diyorum ya, anlatamıyorum. Ben var ya buraya çuvalla geleyim arkadaşlar. Bu adam traktörle falan almayacak. Çuvalla geleyim böyle. Yavaş yavaş doldurayım çuvalları, el arabasıyla taşıyayım. Değil mi? Buna bıraktığım zaman bir ton laf istiyorum bir de. Acaba kaç el arabası yeter benim bahçeye? Kaç el arabası gerekiyor acaba? Veya kaç çuval gerekiyor gübre? Ay ay ay. Bahçeye gidelim. He? Ay, of patlayıp ne oldu? Bence de git üstünde iş. Hadi. Gelmiş kibar kibar elbiseleriyle çalışmaya çalış. Allah Allah. Git iş üstünü giy gel. Bu iş olacak yani. Şimdi şuraya gübre dökeceğim arkadaşlar ben. Biraz da şuraya dökeyim. Biraz da yeşilliklerime gübre. Şunlara gerekli mi acaba bilmiyorum ki. Gerekir mi yani? Tohumlarımı ekeyim. Maydanoz tohumlarımı ekeyim. Bakayım ya. Bu kadar gübre yeter mi sizce? Hiç gübreden de anlamıyorum. Çok mu dökerim, az mı dökerim? Yakar mıyım bahçeyi? Sonra bir de yakmaktan da korkuyorum. Çünkü yakarsın da diyor, ay güllerim tomurcuklanmış. Ay maşallah, bak şunlara bakın ya. Gene bitlenmiş bunlar. Bit ilacını hazırlayayım da bunlara bir dökeyim. Güllere özel bit ilacı almıştım. Onu hazırlayayım da dökeyim. Neyse ben şurayı bir halledip geliyorum arkadaşlar. Böyle gübreyi döktüm, karıştırdım arkadaşlar toprağa. Bak çileklere de döktüm şöyle. Üzerinden hafif şöyle. Şunları ben var ya, bak ocağın sularını vermiştim ya. Bunları sulamam lazım, şey olmuş. Can suyunu tam yeterli veremediğim için kurumuş. Bak, gübre döktüm şuralara şimdi böyle. Tam diblerine denk getirmiyorum ama şöyle elimle yine de. Ay, şunu şey yapacağım, şuraları sulayayım. Şöyle her tarafı gübrelensin. Ay, bak çiçek açmışlar. İnşallah bu sene artık çileği bolca yeriz. Çünkü geçen sene böyle tek tük oldu. Olmadı yani istediğim gibi. Şöyle her tarafına. Şunu satayım, şöyle her tarafına gübreli topraktan getireyim. Bakın bunlar hep gübre. Şöyle bak, yine büyümüş, görüyor musunuz bakın. Aa, bu otlar var ya. Vallahi Yunus'a dedim ot ilacı sık artık yeter. Ben baş edemiyorum bu otlarla. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle şimdi biz yapraklarını şey yapayım, kurumasın şimdi. Korkuyorum da biliyor musunuz? Kuruturum diye. Ben bir sulayayım burayı arkadaşlar. Nasıl oldu sizce? İnşallah da kurutmam yani. Şunun dibine de biraz dökeceğim. Şu toprağın şeyin dibine. Şöyle.
biraz gübre dökeyim. Sulayayım, bunlar hep susamış. Şey, Yunus gelirken şu aşağıdan maydanoz tohumlarını getirir misin? Getir ya, getir şu otlardan bir kurtaralım artık. Vallahi şu otlara bakın ya. Şey yapıyorum yapıyorum, yine aynı yine aynı. Kurtaramadım bir türlü. Şuraya bakar mısınız? Bunun altında taş döşedik güya. Üzeri ok dolu. Yunus gelene kadar ben şuraya bir sulayayım. Bakın. Gübre döktüm ki verimli olsun. Şimdilik şu çileklere döktüm. Maydanozların yerine, şey, marulların yerine döktüm. Şimdi güllerin altına hep birer şey koyacağım böyle. Vitaminli olsun değil mi? Güllerim. Birer kürek koyayım böyle. Buraya dökmeyeceğim ya. Ya da az marulların şuraya, marullara dökebilirim. Ama bura, şuraya da az dökebilirim de şunlar yeşermiş daha. Buraya gerek yok bence. Bakalım. Yunus da gelsin de halledelim. Şu an güllerin dibini sürüyorum he. Oraya koy. Üzerlerine gübre dökeceğim. Çileklerimi de suladım. Bakalım bundan sonra ne olacak. Evet, bunların da gübre ihtiyacı var ya. Bakayım. Ay, şey de gelmedi, gelmiyor. Hortum. Bak sararmış, görüyor musunuz? Hep şundan dibine şey yapacağım. Ya burayı daha ottan arındıramadım. Yunus diyor ki ot ilacı serpeceğim. Gerek yok diye arındırmam. Acaba güllerime bir şey yapar mı ot ilacı? Hiç bilmiyorum. Bu frenk üzümünde şey yok. Bu meyve vermemiş, öbürü vermiş, bu vermemiş. Hepsini suluyorum. Yunus, anam. Tamam bırak, tutuyorum. Yunus şimdi ot ilacı atacak arkadaşlar. Şu bahçenin içine atacak. Şu kenarlara atsın. Yani buralar zaten çim olacak, biçilecek ama kenar kısımlarına artık ot ilacı kullanacağız. Vallahi baş edemiyorum ben ottan ya. Ben de şimdi şu güllerin dibine gübre dökeceğim. Şuraları bir kendim bakayım, temizlemeye çalışacağım. Şu şeyim var şurada benim. Ay çok güzel bir ot kokuyordu böyle, neydi? Unuttum adını. Kurumuş yerlerini temizlemem lazım. Ne kadar katacaksın? İnşallah bahçeyi kökten korutmaz. Yunus ben tut şunu, kapatayım suyu. Ay taştı taştı taştı. Her taraf ot olmuş ya. Hele şunlar, şuraya bakın. Ben burayı kendim yolmaya çalışayım. Oo, gözümüze falan gelmesin Yunus. Başlamadan tıkandım. Ha? Meyve vereyim. Dur. Al. Efendim gidin. Ha? Ot, ot ilacı yapacağız. Baksana ota ya, baş edemiyoruz artık. İnşallah şeyler kurutmaz. Ben ne diyorum biliyor musun? Ramon'un tamperini, merdiveni bağlayalım. Tamperi kaldıralım. Anladın mı? Yok, biz başka bir şey konuşuyoruz. Ben ne alaka diyorum otun. Biz başka bir şey konuşuyoruz. Yunus önce öbür tarafı mı yapsaydı? Yani inşallah güllerime bir şey olmaz. Oralar ıslandı ya, bir şey olur mu? Ya tutar mı ki, ıslandı ya?
bakayım kuruyacak mı? Ben oraları hep ıslatmıştım. O benim, hayır, frenk üzümüm, onun elli mi? Gülümün üzerine de sıkma Yunus, otlara sık. Yunus şu an ot ilacı serpiyor arkadaşlar. Her taraf otlandı artık, baş edemiyoruz. Bakar mısınız otlara? Devamlı otlarla mı uğraşalım biz yani? Bakalım kuruyacak mı, onu da bilmiyorum yani. Dur şunu alayım şuradan. Hep yap oraları, yap. Yap bütün otlar kurusun oradaki. Çimi öldürür ama bak. Ya kenarları hep yapıyorsunuz. Kenarların çimi ihtiyacı yok. Çok hızlı gitmiyor musun? Orayı detaylı yap Yunus hep. Yunus. Kaç güne kuruyor? Hemen etkisini gösteriyor mu? Ha? Tıkandı mı? Ay, bu makineler de var. Anında bozuluyorlar. Ben de bu güllerin dibine hep gübreleri döktüm arkadaşlar. Bütün güllerin dibine gübre döktüm. Güllerin böyle daha bir kaliteli olsun, güzel açsın, büyüsünler. Çiçeklerin altı gübreli. Marulların yerine gübre döktüm. Oraya da döktüm gübre biraz, yeşilliklerin üzerine. Tohumlar da yarın ekerim. Şimdi şey yapsın da sulayacağım. Maydanozları falan. Şu tahtayı falan kaldıracağım buradan. Yunus'a diyeyim ki şuralara da ot ilacı dök. Şu kenar kısımlarında ot olmasına gerek yok. Yok diyor. Yani yapamadı. Ne oldu? Tıkandı herhalde. Tıkandı mı? Dur ben geleyim ya, tutayım. Evet, buraya da gübre döktüm arkadaşlar. Şimdi şöyle talaşım var. Şeye götüreceğim. Yunus şarjını dolduruyor. Şarjı bitmiş makinenin. Civcivlerime götüreceğim. Biraz talaş dökeceğim ya. Eşinsinler. Çünkü eşinecekleri yerleri yok. Böyle toprak arıyorlar, anladım. Odun külü de kalmadı. O yüzden en güzeli talaş. Saman yerine talaş daha iyi diyorlar. Gel bakayım. Ay, ayaklarım var ya, sudan bıcık bıcık kayıyor. Zaten bu soğuk havalarda ayaklarımı üşüttüğüm için hasta oldum. Ama yine bana mısın demiyorum yani. Hasta hasta gene çalışıyoruz. Aslında hiç çaktırmadan Yunus'a gidip bir el arabası da gübre mi getirsem ben? Ağaçların dibine dökerdim değil mi? Şunu açayım be. Sela kız kapının dibine şey yapmışlar ya, bunların toprağını biraz eşelesem. Dur bakayım bir deneyeceğim. Hazır Yunus yokken, oradayken yani. Şşt, in aşağı. İn aşağı anne. Ay dur şuradan dökeyim ya. Açmayayım hiç. Yemin ediyorum zannediyorlar poşette bir şey var ya. Halbuki talaş var. Şöyle talaş. Şşş, çekin. Talaş döküyorum ki. Heh. Eşinsinler dedim şeyler. Heh, şu pisliği alayım. Oh. Civcivler dedim eşinsin biraz bak. Ay görüyor, sevindiler ha talaşım. Biraz talaş döktüm ki eşinsinler. Bunlar da zannediyor ki bunlara yemek getirdim. Dur annem dur, hadi aşağı inin. Şimdi sizin bahçenizi biraz belleyeceğim ben. Belleyeceğim ki toprakla biraz solucan bulacağım. Size yiyesiniz afiyetle, tamam mı? Size solucan bulacağım biraz, tamam mı? Hadi gelin. Bunlar izin verse. İzin verseler çıkacağım da. Toprak da sert. Bakayım olacak mı onu da bilmiyorum. Deneyeceğim ama yine.
Durun bakayım, durun toprağınızı. Bakayım. Yok ya bu toprak. Bakayım. Biraz şey yapsam. Bunlar izin vermeyecek ki ben bunu yapayım. Yamyamlar maşallah subhanallah size. Bir durun bir durun top. Ay bunlar resmen gerçekten eşelenmek istiyorlar. Ben şurayı bir eşip bunlara güzel bir taze toprak hazırlayayım arkadaşlar. Annem. Oy kuzum bir izin verin de eşeyim ben sizi toprak eşeyim. Bakıyorlar acaba içinden ne çıkacak diye. Kız bu. Durun bakayım çekin bakayım çekin çekin. Korkuyorum ki bir yerlerine zarar vereceğim diye korkuyorum. Bunun altı bile beton da varmış altında. Yani hepsi toprak değilmiş. O yüzden Yunus diyor ki burası çapa olmaz diyor yani. Aslında çapa yapmak istedik de beton mu ne yapmışlar buraya anlamadım. Neyse şunu bir çapalayıp geliyorum ben. Bana izin vermiyorlar arkadaşlar. Hemen böyle bak bir iki yer kazınca hemen etrafına toplanıyorlar bir şey var diye. Bir de çok sert. Benim yapabileceğim bir şey değil yani bu. Yunus bilmiyorum yani şeyle mi gelsek ne derler çapa. Motor zaten kapıdan girmez çapa motoru. Bu el çapaları var ya onlarla böyle sadece toprağı mı hani şey yapsam eşelesem biraz. Onu da bilmiyorum ama izin vermiyorlar. Nereye gitsem peşimdeler. Yapamadım. Ayaklarını falan keserim diye korkuyorum. Çünkü direkt küreğin altında şu ayağımı yiyecek ya. Annem çok tatlı bunlar maşallah subhanallah ya. Allah'ın nazarından saklasın. Neyse bakalım buraya da bir çözüm bulacağız artık. Şu bahçeyi bir halledeyim de sıra buraya gelecek. Ya da bunları dışarıya alıştıracağım. Çıkacaklar dışarıya. Ayaklarına diyorum şey mi yapsam böyle kurdale mi bağlasam her birinin. En azından benim tavuklarım olduğu anlaşılsın. Hani diğer tavuklarla karışmasın diye. Belki o şekilde dışarıya salabilirim. Yunus şimdi bak bu bildiğin nohutu hep komple buraya dökmüşler. Ve nohut sert yani. Bu tavuklar nohutu yiyebilir mi? Vallahi buralar hep bunlar mahvedecek gibime geliyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bakayım bunlarla. Bunlar da talaşı yemek mi zannetti acaba? Talaşı yiyorlar mı? Ne yapıyorlar? Talaşı mı yiyor bunlar? Allah Allah. Ay bunların herhalde yemleri bitmiş. Ben bunlara biraz yem katayım. Durun. Şöyle dökeyim yemlerinizi de yiyin. Talaşı yiyorlar yoksa yem yerine. Ama burası iyi oldu bunlara. Biraz eşinirler böyle. Biraz yemlerini yerler. Bunlara da yere biraz şey döktüm. Daha ne yapayım ben? O kadar temizledim ettim görüyorsunuz işte. Yine dağıldı burası arkadaşlar. Var ya şunları benim tavuklar zannettim. Ay gittim içeri tavuklarımı sayıyorum. Benim de böyle bir beyazlarım var ya. Dedim ay nasıl ne ara kaçtı dedim bunlar böyle. Komşumun tavukları. O yüzden işte ben şey yapamıyorum salamıyorum hani. Ya karışırlar diye. Ya gider gelmezler diye. Biraz şey yapıyorum. Yunus ne yapıyor acaba orada? Bir şey yapıyor mu ne yapıyor? Var ya hiç Yunus'u çaktırmadan girip biraz gübre daha mı alsam bir el arabası daha. Direkt fidanların dibine dökeyim. Değil mi? Bakayım Yunus ne yapıyor. Neyse bir bahçeye gireyim bakayım. Bugün de öyle fazla bir iş yapmadık yani. Neyse en azından şu gübreyi yeşilliklerin üzerine döktüm. Onu hallettim. Şuralarda ot ilacı sıksa ya. Her taraf ot içinde. Yani şuraya da sıkması lazım. Bahçenin girişine kapı açılmıyor yoksa. Bakar mısınız buraya? Her yer ot içinde. Yunus bugün hiçbir iş yaptırmadı ya. Makine de bozuldu. Ot ilacı yaptığı makine. Bakalım bir yerleri ilaçladı ama kurur mu kurmaz mı bilmiyorum artık. Ben de şuralara gübre döktüm. Bütün güllerin dibine gübre döktüm arkadaşlar. Artık diğer gübreyi de römorkla getirecekmiş Yunus Bey. Traktörle getirip dökecekmiş öyle söz verdi. Zaten burası herhalde bir hafta kalmalıymış ot kurusun diye. Bakalım kuruyacak mı merak ediyorum.
Ha, hiçbir şey yapmadan ikindi oldu. Hava böyle sıcak. Esiyor. Hem sıcak hem esiyor. Değişik bir hava durumu var şu an. Neyse. Az oturup dinleneyim artık. Görüşürüz. Evet, köye geldik. Ne aldım biliyor musunuz? Yine toprak aldım. Hazır toprak. Oh, domatesleri tek tek böyle viyollere. Dışarıdaki domatesleri, bunları değil. Viyollere ayıklayacağım. Zannedersem çok su verdiğim için sararmış yaprakları, öyle demişsiniz. Bu marullar için de daha vakti var demişsiniz. Biraz daha bekleyin, biraz daha büyümesi lazım. Toprağa ekmem için. Okey. Bu biberler zaten olacağı yok. Ay, nasıl bir fırtına var. Sanki toz uçuşuyor böyle. Ya bir gün de gelelim de şurada rüzgar olmasın. Vallahi rüzgardan bir iş yapamıyoruz, sana söyleyeyim yani. Bir bakayım. Ay, bu otlar niye kurumamış? Yok ya, dün beceremedi arkadaşlar zaten ot ilacını. Olmadı, makine bozuldu. O yüzden işte gülleri falan öldürdünüz demişsiniz ama zaten ilaç şey makine olmadığı için bir şey olacağını zannetmiyorum. Şimdi şunlardan arkadaşlar şöyle büyümüşlerini alacağım. Ay, bunları da inşallah kökünden alabilirim. Viyollere böyle 200 adet kadar dikeceğim. Zaten 200 fide bana yeter ya. Gerisini de isteyenlere dağıtırım yani. Bu salçalık domates. Salçalı bilerek ben aldım. Çünkü bunun konservesi çok güzel oluyor. Diğer domateslerin konservesi su gibi oluyor. Olmuyor yani. Menemenlik olmuyor. Bu güzel olduğu için özellikle bunu aldım. Yani çileğim de yani olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani çilek, hangisi çilek ya? Hepsi farklı otlar büyümüş. Ay, şu da biberim bakın. Şunlar da mı? Acaba dur, şunu şuradan bir alayım. Anam dur düşüreceğim. Şunu içeri alayım ben ya. Bu benim kapya biberim ve soğuktan bir hal olmuş. Aha da ceyran yaptı. Şunu şuraya alayım da sıcaktan biraz şey olsun. Şu zaten ot bak. Evet. Şu ot. Şu da ot gibi, değil mi? Bu ot. Şunlar ot. Bu biber belli. Şu ne? Farklı farklı şeyler büyümüş. Ben bunlara buraya sadece kapya biber ekmiştim yani. Şu otları çıkartacağım. Bunları da mı viyollere şey yapsam acaba ya? Tek tek. En azından bu kapya biberi güzel. Bu olsun yani. Allah'ım, bu rüzgar sanki böyle bizi gözetliyor. Ya Bozüyük'te hava çok güzel. Sıcacık, mis gibi bir hava vardı. Buraya geldik, bir esiyor. Böyle şey esiyor. Toz esiyor sanki. Zaten herhalde böyle yağmur yağacakmış diyorlar. Hatta bu yağmur böyle bir hafta boyunca devam edecekmiş diyorlar. Yunus'a diyorum ki ne olur şu bahçeyi bir daha bir çapala. Zorlu iş yaptırıyorum. Neyse, ben önce bir tavuklara bakacağım. Ondan sonra viyollerimi alacağım. Yukarı çıkacağım. Fidelerimi viyollere dikeceğim. Biraz içeride kalsın. Bak ha, komşunun tavuğu gelmiş kapımın önünde şimdi. Ben bunu içeriye atayım mı, atmıyorum? He? Kaz. Maşallah, subhanallah ya. Bak şu var ya. Anaları, babalar herhalde şu beyaz olan. Tıslıyor. Hey, sakın buraları yumurtlamayın ha. Yumurtanızı el koyarım, söyleyeyim ha. Aa, bu benim tavuğun aynısı. Ben şimdi bunu içeri atsam ne olur? He Leyla? Söyle bakayım komşu. Bak, tavuklarına söyle kapımda dolaşmasınlar. Keser yerim ol. Ay Allah, bismillah. Bismillah, nasıl korktum. Ayağıma bir an dokunur. Bak, buradaki buğdayları yemişler, görüyor musunuz? Ay, nasıl korktum. Nereye? Hayırdır? Nereye? Git mamanı ye. Hadi, gelemezsin içeriye. Bu da tam bir şey ya. Tavukların içine girecek, gel. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ya korkuttun beni, tıslama. Yürü. Hadi git buradan. Bak, tavuklarım da kapının önünde bekliyor. Dur annem dur. Tavuklar kapının önünde beni bekliyor ama ben kapıyı açamıyorum bunun yüzünden. Açıp nasıl kaçacağım, hemen düşünmem lazım. Hello. Prenseslerim. Oy benim aşklarım. Bir tanelerim. Ne istiyorsunuz? Kapının dibine hepiniz gelmişsiniz ya. Ha, ne istiyorsunuz? Mamanız önünüzde, yemeğiniz önünüzde, yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Niye bu kapıya bir şey yapıp bana psikolojik baskı yapıyorsunuz?
Vallahi moralim bozuluyor böyle yapınca ya. Dur bakayım. Şeyler ne alemde. Siz ne yapıyorsunuz prensesler? Ha? İyi misiniz aşkların? Ayağımı yeme. Ayağımda bir şey yok ki. Ayaklarımı şey yapıyorlar. Aa, bak talaşı güzelce yaymışlar. Görüyor musunuz? Şöyle, az aşağı ineyim de şurayı bir bakayım bir. Bakayım gıdıklanıyor musun? Az aşağı. Bak güzel burayı yaymışlar. İyi iyi. Gelin bakayım. Ya ben topraklarını kazamıyorum ki. Anam gene kalkmış bak. Bak kalk. Ay elimi ısırıyor kız bu. Bak kurt yatan tavuk kalkmış, görüyor musunuz arkadaşlar? Ama bunlar çok fena. Aa! Aa yamyam mı oldunuz siz? Hayırdır? Hey! Bak kurt yatan tavuğuma bakın ya. Çok tatlı maşallah. Dışarıya mı çıkmak istiyor acaba? Kim gıdaklıyor böyle? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Bir sakin olun ya. Bir sakin. Ne bekliyorsunuz? Annem. Ne oldu sen? Yürüyüş mü yapıyorsun anneciğim? Ha, üstüme çıktı. Vallahi üstüme çıktı. Bakın. Bakın üstümde şu an. Tavuk bildiğiniz üzerime çıktı. İn aşağı. Kız in aşağı. Aa. Yamyam bunlar ya. Hey. Sakin olun. Gelin bakayım bahçeye. Bir bahçeye gelin. Ne getireyim ben size? Bahçeye de çok güvenemiyorum. Çünkü ilaçladık otlarını. Hani şey yapamıyorum, herhangi bir şey olur mu bunlara diye. Aa bakalım yumurta yaptınız. Dur gel şöyle size bir bahçeye atayım da. Bir bakalım yumurta yaptı. Koşun koşun koşun. Koşun 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 koşun. Koşun koşun koşun. Allah 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 Allah. Ay ya. Nasıl şey yapıyorlar ya? Bunlara bak. Bunlara benim şey yapmam lazım da, tamam da yani. Yavrum benim. Allah elimi ısırıyor. Hey. Bana bak. Sen var ya, sen çok fenasın. Yeter. Elimi ısırdı resmen. Kız şunu. Ah gelin de bunlara yeşillik vermeyin işte. Nasıl vermeyeyim? Resmen yeşillik istiyor bunlar ya. Çok fenalar. Maşallah bana. Dur bakayım. Ben bunlara biraz yeşil soğan mı doğrayıp getireyim? Yeşil soğan yerler. Taze yeşil soğan değil mi? Koparayım, doğrayayım, getireyim bunları. Dur ayaklarımı basma annem. Kız gel. Aa ayağımı ısırıyor ya. Bak şunlara bak. Ayağımda bir şey yok ki yiyesiniz. Tamam durun getireceğim şimdi, getireceğim. Bir bakayım. Ben dün yumurtalar yok, videoya bakınca yanlış saymışım arkadaşlar. 4 taneymiş. Saymayı da unuttum artık. Dur şunu şuradan alayım. Bunu zaten dün yapmışlardı. Dün 3 tane yumurta şöyleydi. Evet şimdi bugün de 2 tane küçük var. Şey şöyle. Şunlar dün ait, bunlar bugün ait böyle. Maşallah subhanallah. Şunlar var ya, kaç tane oldu? 4 tane de 3 tane mi evde vardı? Ya 4 ya 4 tane evde var ya, 3 tane dolaba koymadım. Dursun belki kurt yatarsa. Getir yine buraya koyarım. Tamam tamam, ben size bugün yeşillik getireyim arkadaşlar. Yoksa sizin beni rahat bırakacağınız yok. He? Rahat bırakmıyorsunuz ki, ben az işimi halledeyim. Bahçeyi de şey yapmak istiyorum, bunlara böyle kazmak istiyorum, kazamıyorum. Onu Yunus yapması lazım. Yunus'u da şu aralar hiç ikna edemiyorum. Babanız ikna olmuyor. Adam burada çalışmak istemiyor artık. Bıkmış köyde çalışmaktan. O yüzden ikna edemiyorum ki. Bir işi ucundan tutsun. Bir gideyim bakayım. Uy, dur bakayım tuks olan tavuk yerine yattı mı? Bakayım. He, bak yine gitti, yerine yattı, görüyor musunuz? Ay maşallah sana. Ay maşallah sen, gitmiş yerine yatmış yine. Ne? Bunlar hemen böyle tepeye çıkıyor kız. Bir şey getiririm diye ya. Ne oldu annem? Ne oldu size? Maşallah subhanallah. Allah'ım sizin nazarından saklasın. Rabbim sizi korusun inşallah. Hiçbirinize hiçbir şey olmasın. Yapma bir göz. Bak. Başına dalıyor horozun ya. Çok fena bunlar. Tamam hadi. Ben size getireceğim, tamam mı? Size yeşillik getireceğim ama peşime gelmeyin. Hayır. Bak şunlara bak. Şunlara bir bakayım. Ne yapıyorsunuz? Ha? Keyifler yerinde mi? İyi bak talaşı yaymışlar. En azından eşinle. Durun bakayım size biraz yem dökeyim. Yeminiz bitmiş gibi. Bunlara biraz yem dökeyim.
Bunlar da böyle üzerlerinde rahat vermiyorlar. Bunlar alışmadı mı acaba birbirlerine? Yani salıversem ne olur? Isırırlar mı? Diyeceğim. Bakayım ısırıyorlar mı birbirlerine? Bence alıştılar gibi ya. Böyle bir hafta daha kalsın da ondan sonra bunları bir salalım bence. Bakayım yem durumunuz. Sanki şurada yem yok gibi böyle. Şunu biraz da aşağıdan yapmam lazım. Çünkü biraz yüksek olmuş gibi ya. Suları bugün de yeter. Yarın sularını değiştiririm inşallah. Şunlara biraz yem koyacağım. Artık bunlara da yem döktüm. Şu şey yemde. Dedim dur şöyle bir açayım bekleyeyim. Hemen uçmaya başla. Çekil. Kız çekilmiyor ki koyayım ya. Yeter şimdilik. Dur kapatayım şunları. Yoksa hemen anında uçuyorlar var ya. Bunlara da döktüm. Ha? Şey bu. Yumurta geliştirme yemi. Yok. Ferik geliştirme mi? Yumurta geliştirme yemi. Öyle bir şey. İçsinler. Ama buraları pek tünememişler. Bak hiç pislik yok mesela. Bunlar burada şey yaparken ben kaçayım. Resmen her tarafımı ot ettiler. Ama bunlara biraz şey yeşillik getireceğim. Yoksa beni rahat bırakmayacaklar. Haydi görüşürüz. Aç çekil 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 çekil. Bu da kapının dibinde bekliyor. Ya tavuklarımı salayım diyorum. Sonra diyorum ki akşama kim toparlayacak onları? Şimdi toparlayamam. Dışarıda kızlar başka yere alışırlar. Ay zaten bu fırtına soğuk. Şey soğuk değil de çok kötü bir rüzgar var. Rüzgardan da artık şey olmaz, bir bahçeye gireyim bakayım. Tohumlarımı ekemedim dün ıslattığım için. Erik sevenler burada mı arkadaşlar? İşte. Vallahi bu sene erikler çok güzel olacak. Bakın sana. Bak. Şöyle elimi aldım. Ben de böyle seviyorum küçük küçük. Birkaç tane alayım şöyle de. Bahçeye gideyim. Hadi sen de gel. Oynamak istiyor ya. Hele şuna. Dün Yunus şöyle kenarlara ot ilacı şey yaptı ama güya. Hiçbir şey olmamış. Ben de şu tohumlarımı şuraya bir dikeyim. Artık yani şu maydanoza dikeyim bakayım ne olacak ne bitecek. Görelim. Hey! Kalk kız oradan. Kız kalk. Hele kalk. Oynamak istiyor resmen ya. Prenses. Uçan kedi. Kalk. Şuralara bir el atayım. Şu soğanlardan biraz başlarından kopartıp evde şey yapacağım. Doğrayacağım. Tavuklara götüreceğim. Evet. Maydanozları ekerken ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Poşetini yırtarken elimden bir uçtu. Gitti. Şöyle dibe düştü. Elimden geldiğince topladım. İçine gömdüm ama artık gerçi iki paket bayağı doluydu yani. Maydanoz ektim. Suladım. Tekrar şuraları suladım. İnşallah doğru ki şuraya da mı böyle dökseydim maydanoz ya. Zaten bu dereotu böyle tek tük büyümüş. Yani burada da maydanoz olabilirmiş aslında. Bunları suladım. Ondan sonra tekrardan gülleri suladım. Dün yine sulamıştım hani gübre döktüğüm için dibleri yanmasın diye. Bakın hepsinin dibine şöyle azar azar gübre döktüm. Buraya da marullar gelecek arkadaşlar. Marulları buraya... Bak bunun dibi hala suyunu çekmemiş dünden. Evet bunlar da çileklerim. Şunları neyse sen kendilerine gelmişler. Dün sulamıştım ya böyle. Bak. Neyse artık gelirse gelir. Şu şekil. O kadar çok çileğim vardı. Hepsi kurudu. Yani hemen de toprak dün sulamıştım. Bakın hemen kurumuş ya.
Aa, çok mu sıcak? Ne oluyor bilmiyorum. Anında kuruyor buranın toprağı böyle. Neyse artık. Yukarıya çıkıp domateslerin fidesini şey yapayım. Biraz da şu soğanlardan toplayayım da tavuklarıma götüreyim. Şu hanım eli çiçeğimdi. Artık hanım elinden başka her şeye benzemiş. Ot büyümüş. Yani bak bunu ne yapayım ben? Kurumuş bu ya. Ha? Bir şey olmadı Yunus Bey. Sen otur orada. Çek göbeğini çek çek. Çek göbeğini çek. Hiç. Şunlar dut mu ya? Bak şunlar dut mu olacak acaba? Şunlar dut mu? Yoksa çiçek mi bu? Ne? Dut. Bakalım belki bu sene dut ağacım da verebilir meyve. Size bir de ne göstereceğim? Bu değil de dur sonraki şeyi de göstereceğim oraya geçince. Bunda da herhangi bir meyve yok. Bu sene. Öyle gözüküyor yani. Çiçek falan görmedim. Şu. Yunus gel şu bahçeyi bir biç ya. Vallahi gücüm olsa hani bilsem ben yapacağım da yapamıyorum. Beceremiyorum yani. Becersem ben yapacağım dedim ama Yunus yok piyasada. Hemen gitmiş. İşte. Bu bahçenin ot ilacı hiçbir şey yapmamış. Yapacağını da zannetmiyorum. Bu bahçenin iyice bir biçilmesi gerekiyor. Ayvacım çiçek açmış. Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan. Bakayım. Bunlar bana inşallah ayva verecek. Tabii herhangi bir şey olmazsa. Allah'ım nazarından satasın. Bu da armut ağacım. Dible, bunun dibine biraz gübre döktüm. Bir de şunun dibinde var. Normalde gübre getirilip komple bahçeye dökülmesi gerekiyor işte. Şimdi size ne göstereceğim? Ama maşallah diyeyim lütfen. Görmemişim bir ağacı olmuş. Anam bir tane kiraz mı gördüm ben orada? Ama sanki bu ağaç kiraz verecek böyle. Hani az da olsa böyle kiraz verecek gibi değil mi? Maşallah subhanallah. Bu ağacın niye burası böyle olmuş? Ay bu. Heh. Şeye takılmış. Çite takılmış. Şimdi rahatlasın. Şunlar kiraz da. Şunlar oluşmamış mı? Olmamış mı acaba? İçleri boş mu? Bak bir tane kirazım var arkadaşlar. Lütfen kimse dokunmasın. Olunca ben hiç... Komik. Evet ama olsun. Seneye daha da güzel olur. Yani bu sene güzel budadım. Daha seneye de budamam herhalde. Ben var ya şuraları ottan mı arındırsam ne yapsam bilemedim bugün ya. Hangi işe el atsam bilemedim. Bir bakayım yukarı çıkmadan biraz şuranın otunu mu seçsem diyorum acaba. Yunus da zannedersem aşağı indi. Ne diyeyim ne onu da bilmiyorum. Buraları mı çapalayacak yoksa? İnşallah çapalar. Yağmur gelmeden bir çapa daha atsa şuraya yani. Değil mi? Güzel olur. Şu otlara bakın ya. Bahçe bahçeden çıktı. Resmen. Şimdi size ne göstereceğim. Şuranın otlarını öyle bir ot vardı ki. Yola bildiğim kadar yoldum. Güllerin dibini açtım bakın. Şu otları yoldum arkadaşlar. Bir belim ağrıyor. Hep böyle fidanlarımın güllerin dibini açtım. Şurayı da açtım. Bakın. Çiçekler kaybolmuş resmen. Ve buraları da ottan arındırdım. Bütün otları buraya attım. Yunus da içeride bir şeyler yapıyor ama ne yapıyor bilmiyorum. Bakın buraları da arındırdım. Ottan. Yarım kalmıştı çünkü işim. Bunu bitirmem lazımdı. Böyle. Ottan arındırarak bu şekilde tertemiz ettim. Evet yoruldum. Ama en azından bir işe yaradı. Yoruldum yani. Şuraya bakar mısınız? Vallahi her taraf ottu. Buraya biçme makinesi lazım ya. Öyle tırpanmış. Bilmem neymiş bu işler. Böyle şeylerle olmuyor. Biçme makinesi almamız gerekiyor. Ay yoruldum. Yukarı çıkacağım. Dinleneceğim biraz. Görüşürüz. Bahçe şöyle tepeden
temizlenen yerler nasıl güzel gözüküyor. Bakar mısın? Bak. Şu kenarlarını aldım. Güller ve lavantalar sadece duruyor. Renk üzümüm. Şöyle. Vallahi mis gibi oldu. Çok yoruldum ama. Yani bir şeyler yapmak lazım. Yapmayınca olmuyor. Bakın. Görüyor musunuz? Şu kenarlardan çıkan ota bakın ya. Nasıl bir ot var böyle? Yoluyorum yoluyorum sonu gelmiyor. Ne oldu? Oradan bana bakıyor. Ne oldu? Söyle bakayım. He, ne oldu? Ne yapıyorsun orada? Paşam da orada yan gelmiş yatıyor. Oh. Ay şimdi de viyolleri şey yapacağım arkadaşlar. Halledeceğim. Domateslerin o senedeki domatesi ayıracağım biraz artık yani. Bir ay kadar. Çünkü 6. ayın ikinci haftası veya ilk haftası dikmeye başlarsak bayağı bir zaman var. O zamana kadar da bayağı bir gelişir değil mi? Kendini gösterir yani. Onları yapayım ben. Şöyle ilk viyole toprağa döktüm. Çiçek toprağı aldım ama bir tuhaf çıktı toprak yani. Demek ki böyle artık toprağa. Şimdi çiçek şeyleri, ay çiçekleri diyorum. Ay konuşamıyorum ya. Domatesleri şimdi alacağım. Şöyle dikeceğim de bakayım nasıl alacağım. Tuvaletim şimdi nasıl alacağım? Yani şunları mı? Bak şu. Ya da şöyle mi alacağım? Ay korkuyorum ki şey yaparım. Zaten büyükleri al diyorsunuz da büyükleri nasıl görüp alacağım? Onlara bakıyorum şimdi. Ay kökü de çiğ oluyor ya. Köküne bakar mısınız? Bir dakika şöyle yapayım. Netleştiremiyorum ki. Kökü kopuyor resmen. Netleşmiyor. Böyle kalıyor. Büyür mü sizce bu? Neyse ben bir suladım da dün hani su ver önce diyeceksiniz ama. Dün de sulamıştım yani. Neyse alabildiğimi alayım da bakayım arkadaşlar. Ne alacağım bir bakayım ya da azıcık sulayıp da öyle mi çeksem. Ama çok suladığım için de sararmış. Bir bakayım şöyle yavaş yavaş alacağım artık. Bu kök yeter. Evet şöyle arkadaşlar. Domates. Fidelerim. Bunları şimdi tek tek viyollerin içine dizeceğim. Daha doğrusu dikeceğim. Bakalım nasıl dikeceğim onu da bilmiyorum. Şöyle yani şöyle delik açsam neyse. Bir tane şu şekilde herhalde. Sonra içini kapatacağım değil mi? Mesela şu ot bu şey değil. İyice bir bak bu da ot. Hepsi domates olmuyor bak. Bunları iyice bakmam lazım. Neyse şu domates de çok az kökü var inşallah tutar. Ya da önce köklü olanları yapayım. Şöyle gene. Değil mi? Sonrasında bakarım. Ben şunları bir dikip geliyorum arkadaşlar. Ay bayağı bir iş var yine bana böyle tek tek. Hiç sevmediğim şey. Şunları tek tek diktim de ne oldu yani? Sanki bir anda büyüdü de yüzümü mü güldürdüler? Boş boşuna izleyecektim. Neyse yine bir umut diye şunları bir dikeyim bakayım ne olacak artık. Ne olursa. Yani siz söylediğiniz onu yapıyorum. Bunları tek tek viyollere dikmem gerektiğini yoksa kesinlikle gelişmediğini söylemişsiniz. Ben de yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bittikten sonra görüşürüz. Şu ana kadar sadece şu 100 viyollük domatesleri ektim. Allah'ım bu ne zor işmiş ya Rabbi. Vallahi belim koptu ya. Ay yere çömeldim. İki büklüm böyle tek tek dikmeye çalıştım. Şimdi can suyunu vereceğim. Gerçekten bir daha böyle bir iş yapar mıyım? Asla. Bu ilk ve son olsun. İlk defa böyle tohumdan yetiştirmeye çalıştım ama gerçekten inanılmaz zahmetli bir iş. Çok yorucu. O yüzden ne derler? Her işi kendi sahibine, bu işi bilen uzmanlarına bırakmak gerekiyormuş arkadaşlar. Yani fide alıp ekmek varken niye bu tohumla uğraşmışım ki ben? Bilmiyorum. Gerçekten şimdi bir can suyunu vereyim. Hadi bismillah diyeyim de şöyle
Yavaştan yavaştan çekmeye çalışacağım ama ıslansın iyice Cansu, beni alsın. Abo, belim koptu ya. Sadece bir biyole anca dikebildim. Ve şu neredeyse şöyle 1,5 torba toprak yedi. Torbanın tanesi de 50 lira. Yani fide alsam daha mantıklı değil mi? Niye böyle uğraştım ki ben? Bilmiyorum işte. Neyse, yeteri kadar herhalde can suyunu almıştır. Yeter bu kadar. Ay, yoruldum. Hazır suyum, şöyle güllerimi de şuradan sulayayım. Dün bu taraf herhalde sulamadım ben. Şu tarafı suladım da. Ay, bugün var ya, gerçekten yoruldum. Yunus da kaçtı gitti. Kaç gündür doğru düzgün iş yapmıyor. Hep böyle yapıyormuş gibi gözüküyor. Sonradan kaçıp tüyüyor. Nereye gitti bilmiyorum. Aman dedim git. Ben kendi işimi kendim hallederim. Zaten o burada olunca asla hiçbir iş yaptırmıyor bana. Şuraları yolacağım diyor ki bırak. Kuruyacak. Sen ne kadar ilaç sıktın ki kuruyacak. Zaten bozuldu makine. Yolunca bak tertemiz oldu kenarlar. Görüyor musunuz? Bak şöyle yakından göstereyim. Bak buralar ottan arındı. En azından çiçekler, lavantalar ortaya çıktı yani. Gitmemiş mi bu adam? Vardı şu an sanki aşağıdan ses geliyor. Dedikodusunu bile yapamıyorum ya, rahat rahat. Yemin ediyorum. Her yerde anında bitiyor.